sahte parayla ilgili sahte parayı anlayabiliyor muyuz? Sahte parayla ilgili her türlü. Toplum destekli polislik büro ekipleri tarafından Manisa Canlı Hayvan Borsası'nda yapılan sahte para uygulamasında vatandaşlar sahte para olaylarına karşı bilinçlendirildi. Sahte parada kullanılan kağıdın kalitesi biraz daha kalitesiz oluyor. Ama yalnız gerçek parada kullanılan içerisinde ham madde katıldığı için farklı ham madde katıldığı için daha farklı bir malzeme kalitesi, o yüzden anlaşılıyor. Bir de Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte canlı hayvan pazarında sahte parayla karşı karşıya kalma riski de artıyor. Vatandaşları bu konuda uyaran polis ekipleri Manisa Canlı Hayvan Borsası'nda yürüttüğü çalışmalarda hem vatandaşlara broşürlerle bilgi verdi hem de ellerindeki sahte parayla gerçek para arasındaki farkları anlatarak ayrımın nasıl yapılacağını belirtti. Bayramın huzurla geçebilmesi, vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesine katkıda bulunabilmek amacıyla toplum destekli olarak çalışmalar yürütüyoruz şu an hayvan pazarında. Bu çalışmalar hayvan pazarı dışında vatandaşlarımızın yoğun olacağı çarşı merkezlerinde, garaj yerlerinde devam edecek. Şu an burada bulunmamızın amacı yapılan bu hayvan satışları sırasında sahte para olayının önüne geçebilmek. Buradaki satıcılarımızın, esnafımızın, satıcıların alacak olan vatandaşlarımızın sahte paradan dolayı mağdur olmamaları için sahte parayla gerçek parasındaki ayrımları anlayabilmeleri, öğrenebilmeleri için arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Birebir hem sahte parayı göstererek hem gerçek parayı göstererek ikisi arasındaki ayrımı göstererek onların mağdur olmalarını önlemeye çalışıyorlar.